Ferit. Anne. Ferit. Anne bırak bir şey yok. Hayır, bir yere gidemezsin. Ben bu sefer izin vermem. Anneciğim. Hiçbir yere gitmiyorum. Sadece evde durmak istemedim. Korkma, okey? Okey. Okey. Hadi. Sakin sakin. Ferit abi. Aç aç. Alo? Abi, siz seyranlara mı gidiyorsunuz? Evet. Ne yapmaya? Hiç öyle ortamı sakinleştirmeye gidiyoruz aslında. Okey, ben şu an yoldayım. Gelene kadar sakın çıkmayın yukarı. Duydun beni değil mi? Duydum oğlum, duydum da. Sen iyi misin? Kapatıyorum abi. Dediğimi yapın. Bak, mutlaka beni bekleyin. Tamam? Ferit geliyormuş, beni de bekleyin dedi. Ne? Bir Ferit eksikti. Ferit. Ferit. Ferit oğlum bir sakin ol. Oğlum Ferit. Baba. Baba ne olur. Oğlum beni dinle. Bir dakika beni dinler misin? Ferit. Oğlum. Biz adamı sakinleştirmeye geldik. Böyle olmaz. Sakin olmak zorundasın. Baba. Lütfen siz kendi bildiğinizi yapın. Ben de kendi bildiğimi yapayım. Karışmayın buna. Ha Suna. Bak o çekmecede babanın çorapları, atletleri falan var. Onları da getir buraya koy. İşte burayı bitirelim. Sonra senin odanı da toplarız. Çok özür dilerim abla. Her şey benim yüzümden oldu. Seyran, saçmalama. Olur mu hiç öyle şey ablacığım? Eğer mutlu değilsen, olmaz diyorsan hiçbir şey yapmak zorunda değilsin tabii ki. Ya durun hele kızlar. Biz şimdilik bir babanızın dediğini yapalım, bir toparlanalım. Sonra bakarsınız sakinleşince vazgeçer ha. Geçmez anne. Artık bu işin dönüşü yok. Olsun kızım. Sen gene de öyle deme. Hiç belli olmaz. Allah'ın dediği olur. Kim bu ya bu saatte? Yusuf gerizekalısı mı? Bağırışından millet şikayetçi olmuştu. Ben bakarım. Sabahı bekleyemediniz mi kovmak için? Seyran nerede? Toplanıyor lan. Sen ne edin lan burada? Ferit, karım nerede? Ne edin burada? Seyran! Ferit, Kazım Bey bırakın konuşsunlar. Gelin biz de konuşalım. Lan sen ne mi bastın? Değişik! Bırak. Seyran! Kazım Bey. Lan gel buraya! Seyran! Kız. Gir içeri! Seyran! Anne. Lütfen. Ferit git ne olur. Gideceğim Seyran. Ama senle. Ben gelmiyorum. Hadi ya.
Kabri. Ferit, ne yapıyorsun? Aa, Ferit, Ferit! Ferit, ne yapıyorsun? Ferit, bırak sana! Anne, abla, Ferit'i çağırmışsın ya! Bırak da anne! Abla, abla, iyi ben çıkayım. Yardım edin! Ferit, bırak sana ya! Ne yapıyorsun? Bırak! 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 Kazım, aç gözünü, Kazım, aç gözünü, Kazım. Hayır, öyle yaptın. Bırak durun ya, bırak. Bırak. Dur az kaldı, dur. Dur, açıl, çıkar. Dur, tamam. Lan cezası. Lan cezası. Bırak onları. Seyran. Ne oluyor lan? Yardım edin! Yardım edin! İmdat! Ferit ne yapıyorsun oğlum? Yardım edin! Abidin abi! Abidin abi! Abidin abi yardım et! Abidin abi yardım eder misin? Ferit ne yapıyorsun? Kapıyı aç, kapıyı aç! Yardım et! Aşkım! Ne yapıyorsun? Dur, dur, dur! Ferit! Abidin abi yardım et! Abidin abi yardım et! Oğlum delirmiş bu! Ferit! Bırak! Hadi bir... Abidin abi yardım eder misin ya? Ne yapayım abicim ben? Abidin abi boğarım! Yemin ederim boğarım! Aaaa! Seyran nasıl? Bırak! Bir şey. Dur, sıkışacak, evet. Elini sıkışacak. Abidin abi, açar mısın kapıyı? Abiciğim ben ne yapayım? Abi, oh. Bırak! Bırak diyorum ya! Ne yapıyorsun ya? Gerçekten yoruldum artık ya, Seyran. Abidin abi, açar mısın kapıyı? Abidin abi, yardım et ne olur. Abiciğim delirdi, delirdi gitti, onun kafa gitti. Ne yapayım ben? Görüşürüz ya. Haydi, görüşürüz. Abidin abi, açar mısın? Bay bay. Bay bay. Bay bay. Lan cezası. On dörde dokuz. Normale iniyor. Kaç? 14'e 9. Vay. Fuat o zaman benim başım niye hala çatlıyor ya? Biraz sakinleşirseniz o da geçecektir Kazım Bey. Ya nasıl sakin olayım Dünür ya? He? Nasıl sakin olayım? Adam geldi. Geldi evime. Benim kızımı kaçırıp gitti ya. Oğlum basiretim bağlandı Fuat. Ben nasıl böyle oldu ya? Suna telefonumu getir. Kolluk kuvvetlerini arayacağım hemen. Oo, yok artık taneler. Ya o kim ha? Orhan bu senin oğlun kim ki benim kızımı kaçırıyor ya? Kocası, kocası. Ne yapsaydı? Bıraksaydı da el birliğiyle yuvasını mı yıksaydınız? Allah Allah. Şu çocuğun arkasından da bana iyi bir laf ettirdiniz ya. Sunacığım, kahvelerimiz şekerli mi olsa? Bu gece uzun olacak gibi ha. Tabii tabii, hemen yapıyorum ben. Lokum da getir. Oh. Ne oldu? Üşüdün mü? Yoo. Kendime sevgi gösteriyorum. Ne üşümesi? Ben seveceğim seni içeride. Sen dur. Ama önce soğuktan donma sen. Yok yok, hiç gerek yok Ferit. Ferit, gerek yok diyorum ya. Ya inat etme, üşüyorsun. Görüyorum işte, hasta olacaksın. Şunu bir düzelteyim önce. Sıcak sıcak. Al, giy bakalım. Sen üşüyeceksin Ferit, gerek yok. Üşüsem söylerdim herhalde, değil mi Seyran? Hasta olacaksın, soğuk hava. Giy şunu hadi. Hadi. Aa, gerçekten yani bu itiraz etme hali doğuştan var sende ya. Kanında var, kanında. O ses neydi ya? Kurt falan mı var burada? Seyran. Dağ başı burası. Kurt olur, aslan olur, kaplan olur. Normal yani. Yani. Al bakayım şunları. Kurt falan varsa bile ormanın derinliklerindedir diye düşünüyorum. Buraya gelmez, ha? Değil mi? Vallahi Seyran, onu bilemiyorum ama kurt gibi aç olma diye bir tabir var ya. Ben şu an öyle açım. Dışarıdaki kurtları düşünemiyorum.
Ama içerisi dışarıdan daha güvenlidir. Bence. Sence mi? Ya Ferit, Allah aşkına bizim burada ne işimiz var ya? Delirdin mi sen? Ne yapıyoruz biz burada ya? Of. Ne söylendin Seyran ya? Yarabbim. Bu ne ya? İçerisi dışarıdan daha korkunç görünüyor. Niye öyle diyorsun ya? Mis gibi ev işte. Ha, mis gibi ev. Ormanın içinde uçsuz bucaksız incin top oynuyor. Korkunç bir yer burası ya, korkunç. Sen korktun mu ya? Buradan ancak senin gibi manyak korkmaz zaten. Ulan manyak. Seyro ya. Sen korkma. Ben seni korurum, okey? Hadi bakalım. Sen önden gir. En fazla fare vardır içeride. Dışarıdan daha güvenli. Yok, ben önden girmem. Sen gir önden. Sen yok musun sen? Ulan şurada bana bir şey olsa, iki dakika durmasın koşar gidersin hemen var ya. Aa, bunu bana sen önden gir diyen adam mı söylüyor? Gel. Boş burası ve buz gibi. Evet, yani burası kullanılmıyor. Hatta babam bir ara burayı satmayı düşündü falan ama sonra vazgeçti. Arada ben geliyorum işte. Yani geliyordum. Yurt dışından döndükten sonra falan. Artık kimle kafanı dağıtmaya geliyorsan? Hep bir fesatlık. Hep bir kötüyü düşünme. Sen ne fenasın sen yılan. Neden acaba? İlk kez sen geliyorsun Seyran. Senden önce kimse gelmedi buraya. Vallahi kıskanmalık bir şey yok. Ben mi seni kıskanacağım? Daha birkaç saat önce seni terk ettim farkındaysan. Seyro ya, sen beni terk edebilir misin acaba? O öyle bir anlık sinirdi. Hem gördüm senin o kapıdan son çıkışını. Bana dönüp son böyle bakışını dedim ki Seyran dedim. Şu an dedim çok pişman. Kesinlikle. O yüzden kaçırmaya geldin beni değil mi? Ay Ferit, hadi bak ne yapıyorsak yapalım. Ateş mi yakıyoruz? Yakalım. Hadi üşüteceksin, hasta olacaksın, sonra kalacaksın. Başıma uğraşamam seninle, bak çok soğuk zaten. Ay, bak. Söylenirken bile beni düşünüyor ya. Canım karım benim. Okey, tamam sen bunları buzdolabına yerleştir. Ben de bizim için odun bakayım. Buz gibi ya, buz. Sen ne anlarsın odun kesmekten ya, şu hale bak. Ne yapayım? Odun kremiyim de donalım mı burada? Tamam, işine bak sen. Sonra bir yerini keseceksin falan. Ne olur kessem? Bakmaz mısın bana? Sen sana bakacak başka birini bulacaksın artık. Niyeymiş o? Bakmak konusunda senden iyisini bulmak zor. Yapacak bir şey yok. Ben artık yokum. Ne diyorsun ya Seyran? Yine başladın boş boş konuşmalara. Ne boş boş konuşması be? Ya dedem babama neler söylemiş. Duymadın mı? Biz Antep'e dönüyoruz Ferit. Hala algılayamadın mı sen durumu? Seyran aman. Demişse demiş yani. Şimdi öyle bir şey demedim der. Olur biter. Okey. Sen bir rahat ol. Bu kadar kolay mı ya her şey? Odun kesme işinden kolay olduğu kesin. Hadi girelim içeri. Ferit, ciddi soruyorum. Bizim ta burada ne işimiz var? Ya Ferit, sana soruyorum, cevap versene bana. Bizim burada ne işimiz var?
rahat rahat düşünebileyim diye buradayız. Neyi düşünecekmişsin acaba? Ha? Bu işi nasıl normale çevireceğimizi. Ha. Düşün düşün. Daha çok düşünürsün sen. Bu iş artık normale dönmez Ferit. İmkansız. Hala idrak edemiyor musun sen? Ya bazen diyorum ki artık Seyran beni tanıdı. Ama yok. Öyle bir laf ediyorsun ki her şey çöp. Seyrancığım, benim için imkansız diye bir şey yok. Ferit Korhan bitti demeden bitmez. Okey. Ne Şimdi onları getirdik de çakmak var mı? Çakmak aldık mı biz? Ya çok iyisin sen ya. Almadın mı kibrit falan? Odunları birbirine sürt istersen. He? Ferit Korhan için imkansız diye bir şey yoktur deyip duruyorsun ya. Sen çok olmaya başladın artık. Hadi üşüdüm. Ver üstündekini. Aa, hareketlere bak. İşler istediğin gibi gitmeyince nasıl da hemen çirkefleşiyorsun? Bekle burada. Mutfakta bir çakmak görmüştüm. Getiriyorum. Hadi kalsın madem. Bu şömine işi bende. Sen de salata da sende. Bilersin. Neden yapıyorsun bunları? Neleri? Boşuna uğraşıyorsun şu an. Hadi boşuna değil diyelim. Neden yapıyorsun? Yurt dışına gitmedin. Beni evden kaçırıp buraya getirdin. Neden yani? Amacın ne? Senin için yaptığımı mı düşünüyorsun? Artık Seyran. Saçmalama. Dedem için yapıyorum tabii ki. Hı hı, eminim. Boşuna uğraşıyorsun. Çünkü deden bu yoldan bir daha asla dönmez. Sen benden daha mı iyi tanıyorsun dedemi? Benim dedemin kalbi pamuk gibidir. Şimdi ben dedemin yanına gitsem, desem ki ona, dedeciğim, Seyran hamile. Ne? Mesela. Mesela yani. Diyelim ki öyle dedim. Ay aman Allah korusun. Ferit bak sakın. Sakın böyle bir yalan söylemeyeceksin dedene. Tamam mı? Seyran şu an yalan olsa bile günün sonunda gerçek olacak bir şeyden bahsediyoruz. Söz verdik dedeme o kadar. Mecburuz ona torun vermeye. Adam hastanede o haldeyken bile torun sordu bana. O yüzden yapacak bir şey yok. Ferit sen beni ne sanıyorsun ya? Damızlık mıyım ben Ferit? Hı? Eğer çok istiyorsan git o çok sevdiğin sevgilinden ver torunu dedene. Tamam mı? Ben istemiyorum dedim, anlamadın. Babamın evine döndüm, hala anlamak istemiyorsun. Ah Seyran ah. Sen bu zamana kadar istemeye istemeye neler yaptın? Biraz kendine dürüst mü olsan acaba?
neleri yapmışım ben? Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa yanımda oldun. Benimle ilgilendin. Hasta olduğumda saatlerce başımda bekledin. Ben Amerika'ya gidiyorum diye havaalanına gelip saatlerce öptün beni. Daha ne yapacaksın? Ah canım benim ya. Ne yapıyorsun sen böyle? Bunların hepsini kaydını mı tutuyorsun? Hı? Seyran bugün bana şunları söyledi. Seyran bugün bana bu kadar yaklaştı falan diye böyle günlüğüne mi yazıyorsun sen bunları? Canım benim, ben sana kıyamam ya. Periç'im, tekrarlıyorum. Babamın evine döndüm. Sen gidemedin ama ben gittim. Tamam mı? Ve buna rağmen beni evden kaçırdın, buraya getirdin. Hem dediğim gibi istesen dedene torun verebilirsin sen. Yani eminim dışarıda bir sürü aday vardır Ferit Korhan'dan çocuk yapmak için. Neden illa Seyran Seyran diye tutturuyorsun ki? Çünkü senden çok güzel anne olur karıcığım. Farkındayım. Ama maalesef bunu görmek sana nasip olmayacak Ferit'ciğim. Okay. Göreceğiz Seyran'ım. Göreceğiz, onu da göreceğiz. Göreceğiz, aynen. Ben çok sıkıldım ya. Nerede uyuyacağım ben? Bir dur ya. Tavuk musun sen bu saatte uyuyorsun? Ne güzel muhabbet ediyoruz işte burada. Muhabbet karşılıklı yapılan bir eylemdir ya Ferit'ciğim. Sen güzel muhabbet ediyorsun, ben etmiyorum. Derdin ne senin kızım? Ne oluyorsun da ya? Benim bir derdim falan yok. Sen boş bir çaba içerisindesin sadece. Bunu izlemek yoruyor beni. Boş. Öyle mi? Evet, boş. Babamı tanıyorum, dedeni tanıdım. Yani bu iş buradan dönmez, dönmez. Ama sen bunu ısrarla anlamak istemiyorsun. Okey. Ben anlamak istemiyorum peki. Var mısın iddiaya? Ne iddiası yine Ferit ya? Eğer ben kazanırsam, yani dedemle babanı barıştırırsam eve geri döneceksin, okey? Ya Ferit, seni kim takar Allah aşkına ya? Sen onların gözünde hala şımarık küçük bir çocuksun sadece. O küçük şımarık çocuğun neler yapacağını görmek ister misin? Boş işler. Boş, bomboş işler, bomboş. Peki, boş işler. Var mısın iddiaya? Hadi bakalım. Girelim yine bir iddiaya. Yine bir iddialaşma. Eğer ben kazanırsam Seyrucuğum... Öpeceksin beni. Ne? Evet, öpeceksin. Ama havaalanındakinden biraz daha uzun versiyonu gibi düşün. Ne saçmalıyorsun sen Ferit ya? Niye saçmalayayım kızım? İddia bu, iddia. Yapamazsam zaten sorun yok. Sen de istediğini söyleyeceksin. Ne istersen. Ne istersen? Evet, açık çek veriyorum sana. Ne istersen. Emin misin? O kadar güveniyor musun yani kendine? Evet. Huyum kurusun. Biraz güvenirim kendime. Üniversiteye kaydımı yaptırıyoruz. Hemen. Hemen. Ertesi günü. Hemen. Ertesi günü. Hemen. Tamam. Anlaştık o zaman. Anlaştık. Öpüşmemiz çok uzun olacak Seyran. Çok. Sonrası Allah kerim. Gelişine vuracağız oraya artık. Bakacağız ona. Anlaştık ya. Ha. Bir şartın daha var. Bana öyle engel olmaya falan çalışmayacaksın. Okey? Elimden geleni yapacağım, hiç merak etme.
gibi ya. Sakin. Mutfağın havalandırmasındandır. Arada böyle kuşlar yuva falan yapar. Sakin ol. Delireceğim gerçekten ya. Bana pis olan olayı mı veriyorsun? Bu evde... bu odadan başka yatak odası yok ki. Nasıl yani? Koskoca evde bir tane mi yatak var? Evet ama yatak gördüğünüz üzere iki kişilik. Ferit. Bak ben burada seninle yatmam. Yani sen bilirsin Seyran. İstersen git salonda yat korka korka. Nasıl istersen. Ya çok kötüsün ya. Ya bugün yine kötü Ferit günümü. Mecbur. Ben burada yatacağım. Sen yerde yatarsın. Mecburum. Yok ya. Oldu. Getirmeseydin o zaman beni Ferit ta buraya kadar ya. Allah Allah. Git o zaman içeride yat. Kurtlarla mı yatıyorsun, farelerle mi yatıyorsun? Bana ne ya? Ya Seyran deli misin sen ya? Nasıl yerde yatayım? Kızım pis, soğuk. Kötülere bir şey olmaz. Merak etme. Sen çok yatmışsındır böyle pis yerlerde. Az sızmamışsındır sen böyle pis bar köşelerinde. Sen bundan önce acaba eskiden nerede yattığını biliyor muydun? Evet. Geçmiş yine açılıverdi Seyran'ın tarafından. Teşekkürler. Nasıl oluyormuş? Hı? Geçmişi açmak sürekli sinir bozucuymuş değil mi? Vallahi hiç çekemeyeceğim seni. Hiç. Yerde yatarım ben. Şaka gibi ya. Hadi yat yatağında yat. Hale bak. Çok soğuk. Öf, toza bak ya. Üstüne bir şey almayacak mısın sen? Üstüne nasıl bir şey alabilirim acaba Seyran? Bir yorgan, bir battaniye var. Yer pis. Battaniyeyi yere sermek zorunda kaldım. Çok soğuk. Ciğerlerim çok soğuk. İyi tamam be. Tamam gel. Burada yatabilirsin. Cidden mi? Evet ama bak araya sınır koyacağız. Koyalım ya. Ben de sanki ölüyorum seninle yatmaya. Ölüyorsun, ölüyorsun. Hem de öyle bir ölüyorsun ki. Şunu da şöyle şu yorganın üzerine serelim güzelce. Üşümeyelim. Hadi bakalım. Aramıza koyacak bir şey yok mu? Yani Seren iki yastık, bir yorgan, bir battaniye var. Battaniye koyarız ama gece soğuk olur. Üşürüz. Bence saçma. İyi tamam o zaman. Yastığını el köşeye kaydıracaksın. Böyle. Tamam ya. Üf. Ne abarttın ya. Buraya da böyle bir sınır çizgisi çiziyorum. Tamam mı? Buradan buraya geçmeyeceksin. Geçersen uyanırım. Beni biliyorsun. Kendini bil. Ama abarttın be. Tamam. Aa. Al şunu da ört üstüne güzelce. Al. Ferit çekiştirmesene ya. Ben üşüyorum. Ben de üşüyorum. Bak. Çekiştirme Seyran yorganı. Ya Ferit ya. Ne yapayım sınır çizdin. Of. Üf Seyran. Ya Ferit. Of. Sınırları birleştirelim o zaman biraz ya. Küçücük yorgan. Donduk burada ya. Hadi. Çok üşüdüm vallahi. Hadi. İyi tamam ama
az birleştireceksin. Milim. Tamam, şu kadar. Evet, milim milim. Milimlik milimlik. Bak çok yaklaştırdım, biraz Seyran. Dedim sana. Ferit. Tamam, vallahi tam şey yapacağım şimdi. Allah. Ferit. Dokunma. Ne? Hey güzel Allah'ım. Hey. Sen nelere kadirsin ya. Sonunda bizi aynı yatağa da soktun ya. Sana şükürler olsun ya. Ferit. Tamam ya, şaka ya, şaka. Dur kız, dur, bir şey yok. Dur be. Vallahi bir şey yok. Ah, ayağım çarptı, pardon. Aa Ferit, eline bacağını, koluna, uzuvlarına sahip çık bak. Yemin ederim seni yataktan aşağı atarım ya. Tamam be. Merhametli karım benim. Yemin ederim ısındım ya. İşim ısındı ya korkudan. Örtelim şimdi güzelce, gel. Tamam. Of, kafayı yiyeceğim ya. Çekiştirme. Tamam. Evet. Beyaz köşede Ferit Korhan. 24 yaşında. Çapkın mı çapkın. İstanbul delikanlısı. Yeşil köşede Seyran Korhan. Daha 19 yaşında. Gencecik bir kız. Antep'in fıstık güzeli. Fıstık güzeli ne ya, salak? Fıstık güzeli çok iyi ya. Fıstık güzeli diyeceğim ben sana bundan sonra. Salaksın ya. Sensin salak. İyi geceler Ferit. İyi geceler karıcığım.